Başladık mı? Evet. Valla. Hani saniyesi akıyor mu? Evet akıyor. Valla nerede akıyor? Ha akıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Artık stüdyodan çıkmış bulunmaktayım. Denizli'den de çıktım. Bu vesileyle Denizli'den de çıktım. Çok güzel bir yerdeyim. Manzarayı şöyle arkamıza alabiliyor musunuz? Gel gel gel. Ya Denizli kendime kameraman bulamadım ama Fethiye'de kendime kameraman buldum. Hem de kadın buldum arkadaşlar. Zaten erkek kameramanlarla çok şey yapamıyoruz. Şunu yap, bunu yap diye. Valla değil mi şöyle? Aynen öyle. Mikrofonun birini şöyle taktım. Arkadaşlar Aşıklar Tepesi'ndeyiz. Aşık olmak istiyorsanız, aşkı bulmak istiyorsanız bu tepeye çıkıyorsunuz. Denize karşı, yatlara karşı kızlar bir dua ediyorsunuz, bir dua ediyorsunuz. Hatimi indiriyorsunuz. O aradığınız erkek karşınıza bence çıkıyor. Şimdi biz de dua edeceğiz değil mi şöyle? Amin. 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 Allah'ım sen bilirsin. İçimize gireriz sen biliyorsun ya Rabbim. Kalbimi temizle sen. Aynen. Hepsini söyleme. Ettiğin dua içinde kalsın ablacığım. Tamam mı? Sonra cevap vereceğiz. Hı. Ya ben Aşıklar Tepesi ile ilgili böyle bilgi vermek istiyorum. Ama Şule'nin de bu manzarayı çekmesini istiyorum aynı zamanda. Bu arada ben her seferinde kiminle yola çıkarsam çıkayım o kişi benim için çok önemlidir. Durmuyor. Telefonlar durmuyor ya. Durmuyor. Uçak moduna mı alsak? Ne yapsak ya? Alabiliyorsun. Aşağıdan. Aşağı. Evet. iPhone yarısı bizim böyle tanış olarak geçiyor. iPhone kullanmayı mı biliyoruz arkadaş? iPhone mu kullanıyoruz? Zengin. Şöyle kendini tanıt tamam mı? Kendimi oradan tanıtayım. Yürürüz. Ben Şule Uğur. Fethiye'de muhabirlik yapıyorum. Basın sektöründeyim. Birçok yerel ve ulusal gazetede çalıştım. Şu anda YouTube'da devam etmeye karar verdim ve Cennet Hanım'a yardım ediyorum. Kameramanlığını yapacağım. Teşekkür ederim şöyle. Valla Fethiye'nin o kadar güzel yerleri var ki oraları çekeceğiz, gezeceğiz. Evet. Hep yaptığım, devamında da yapmak istediğim şeydi aslında gezmek. Biz, hep ben söylüyorum şöyle şunu, ben yol kat etmek için gezmiyorum. Yeni insanlar tanımak istiyorum. Hayatınızda ilk kez gördüğünüz kişiler size güler yüzlü davranan kişilerdi. Sizi birazcık tanıyan insanlar devam etmeyin ya. Yeni insanlar tanıyın ya. Çok uzun ilişkileriniz olmasın. Çok uzun arkadaşlıklarınız olmasın. Aynen. Bence yeni insanlar tanıyın. Çünkü hiç tanımadığınız yerde size merhaba diyen insanların yüzünün ne kadar güler yüzlü olduğuna şahit olacaksınız. Merhaba. İçten merhaba. Evet. Merhaba şöyle. Şöyle bir senedir görmüyordum bu arada. Düzenli olarak tatillerimi burada geçiriyorum. Beleşe getiriyorum çünkü. Sağ olsun Ayşegül Osman bana hep evlerini açıyorlar. Öyle beleşe. Para mı var? Muhabirlerde para mı var da tatillere gidelim, para otellere gidelim? Evet. Para vermiyorlar. Şu muhabirlere niye para vermiyorlar? Bizi böyle yollara YouTuber sürükle. Bu arada biz motorumuzla geldik. Şöyle gösterelim mi şöyle? Aa motorum. Motorla. Aynen Kara Şimşek ya. Fethiye'yi bu Kara Şimşek'le alt üst edeceğiz. Şule manzaranın böyle detay görüntülerini çekerken ben size Aşıklar Tepesi'nin hikayesini kısaca anlatmak istiyorum. Evet, başlıyoruz. Bir de buraya nasıl geliniyor falan onları da anlatacağım size. Muğla'nın Fethiye ilçesine geldiğiniz zaman gezebileceğiniz, görebileceğiniz o kadar çok yer var ki bunlardan bir tanesi de Aşıklar Tepesi. Biz de Şule ile beraber Aşıklar Tepesi'ne çıktık. Aşıklar Tepesi Fethiye Kalesi'nin tam arka tarafına denk geliyor. Aşıklar Tepesi'ne çıktığınız anda karşınıza muazzam, inanılmaz güzel bir manzara çıkıyor. Şu karşıda gördüğünüz 3. sıradaki yat da benim oluyor arkadaşlar. Gelince YouTuber'lıktan çok yalan, da iyi para yalan, kazandık. Yalan. Çok çok iyi paralar kazandık. Yat ilk sıradaki Cem Yılmaz'ındı galiba. Evet, Cem gelir sık sık burada tatil yapar.
Arkadaki Fethiye'de. De Can Yılmaz'ın. Geçen sene de Seraya ile tatil yapmıştı diyerek. Fethiye merkez üzerinden yürüyüş yaparak da gelebiliyorsunuz. Ama bence motorla, zaten Fethiye'de insanlar daha çok motor ve bisiklet kullanıyor. Tatilciler araba kullanıyor. Hani eşyaları falan çoluk çocuk geldikleri için. Bence motorla çıkın. Bu keyfi, motor zaten havada çok sıcak. Kesinlikle motor kullanabilirsiniz. Ya manzaranın keyfini çıkarın arkadaşlar. Başka hiçbir şey demiyorum. Şu muazzam manzaraya karşı da Aşıklar Tepesi'nde aşık olmak isteyenler de bir dua etsin ya. Ben de ardından amin diyorum. Ve Fethiye turumuz devam ediyor. Karagözlere gidiyormuşuz. Orayı tanıtmak için yola çıktık. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şöyle çok hızlı gidiyor. Alakası yok. Vallahi korkuyorum ya. Hayır, alakası yok. O kadar çok gıyılmıştım ki. Ya anlatamam. Yavaş bak şöyle döverim. Bak ince döverim gerçekten. Şu hayatta ilk dövdüğün kişi sen olabilirsin. Yavaş git ya, bak sakin sakin. Yavaş gidiyorum zaten. Tadını çıkaralım yani. Bak senin kaskın falan var yani. Ben tepesi aşağı gelsem gittim. Bence motorla gezin arkadaşlar ya, eğer imkanınız varsa. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Hem park sorununuz olmaz değil mi şöyle? Evet. Sen Fethiye'de yaşayan biri olarak. Yani aşırı ferah, aşırı rahat. Rüzgar efil efil esiyor. Sıkıntı yok. Motor daha iyi. Evet, kız kıza gezi daha güzel oluyor arkadaşlar. Bence öyle yapın ya. Yol arkadaşınızı iyi seçin. Benim diğer iki yol arkadaşı evde çocuk bakıyor. Onların tatili olduğu zaman onları da çıkartacağız. Karagözler diye bir yere geldik değil mi? Evet, Seyir Tepesi'ndeyiz şu an Karagözler'in. Manzaralık, güzel. İnsanların genelde gelip de akşamları Selfie çekildiği. Selfie çekilirken uçtuk. Evet. Arkadaşlar burada şeylerle gelmiş, nevalelerle gelmişler. Burada yiyip de içebiliyorsunuz arka. Biz elimiz boş geldik ama. YouTube kanalımız için video çekiyoruz. Gelin bir merhaba demek ister misiniz? Fethiyeli misiniz bu arada? Ha? Çankırı. Çankırı şu bildiğimiz Çankırı. İş Çankırı. Plaka kodu kaçtı Çankırı'nın? 18. 18, 48. Ya gidelim yanlarına şey yapalım yani. Çünkü burada kimse yok, tam akşamüstü olduğu için. Biz daha yeni geldik. Nereden geldiniz bu arada? Çankırı'dan. Çankırı, Ilgaz, evet. Siz de iki arkadaş mı yola çıktınız? Evet. Biz. Vallahi biz de ikimiz çıktık. Merhabalar, sizi tanıyalım mı ilk önce? İsmim Hasan. Gel biraz şöyle gel. Ha? İsmim Hasan. Ilgaz'dan geldik. Dün bu saatte de aklımızda yoktu, sabah aklımıza geldi. Bu nasıl bir akıl ya? Bu nasıl bir akıl? Ya ne yapıyordunuz Allah anda. Aşkına ya? Ben şöyle ne? Vereyim. Şöyle vereyim size. Şuradan tutun. Tamam. Çankırı Devlet Hastanesi'nde çalışıyorduk biz. Birden apar topar ne yapalım? Hadi tatilin. Normalde Karadeniz'e gidecektik. Ondan sonra apar topar Bursa araba geldik. Bu kafayı çok seviyorum yani. Anlık. Arkadaşlar düşünmüşler ki ne yapalım ya. Yani bizi yol aslında nereye çekerse. Şey işe sabah bir çıktığımızda Sıla'nın hangi şarkıydı oraya? Kafa nereye biz oraya var. Açarız radyoyu yol nereye biz oraya. Ne Sıla Hanım şarkılarınızı yaparken dikkat edin, insanlar etkilenebiliyor yani. Yani bir gazla çıktık geldik. İyi yapmışsınız. Valla kalıcı mısınız biraz burada? Bir hafta falan buradayız. Ha buralardasınız. Tamam, Fethiye'de kalacaksınız evet, o zaman. Aynen. Bölgeyi gezeceksiniz. Evet, Aşıklar Tepesi'ne çıktınız mı? Yok, hiç bilmiyoruz. Yabancı diyor. Tamam, biz size şimdi yol haritanızı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bir haftayı boşa geçirmeyin. Yani nerelere soruyoruz gezmek. Oraya buraya da hani tam bir şey alamadık.
anlatırsanız daha iyi olur. Tamam, anlatırız ya. Biraz uzun anlatacağız ama şöyle de Fethiye'de. Aynen. Arkadaşlar Fethiye'de. Soğuk bir şeyleriniz var mı ya? Su vardı. Ha, su var, kola, kola var. Tamam ya, onlardan şey yaparız değil mi şöyle? Şule'nin telefonu hiç susmuyor. Bence biz turumuza artık burada son veriyoruz. Selfie çekildiniz mi manzaraya karşı? Evet. Ha? Çekildik. Ya bence de olması gereken bu. Aman arkadaşlar düşmeyin, dikkat edin orası yani. Orası çok tehlikeli. Ben evet, tehlikeli. Görünüyor ama. Tehlikeli, çok tehlikeli. Yani. Arkadaşlar YouTube kanalım için bugünlük bu kadar. Fethiye'yi keşfetmeye Şule ile benle devam edeceksiniz. Sadece Fethiye için değil, ileriki zamanlarda sürprizlerimiz de size olacak. Evet. Buradan en sadın ya, Çankırı'ya selam gönderin arkadaşlar. Buyurun. O zaman buradan Çankırı'ya selam. Öyle tutarsanız arkadaşlar. O zaman buradan Çankırı'ya selamlar olsun. Ilgada, Çankırı'ya. Selamlar. Mehmet Ege'ye buradan selam söylüyoruz. Mehmet Ege, yerini biz geziyoruz. Ha, Covid mi oldu? Evet, evet. Covid oldu. Arkadaşım, çok geçmiş olsun ya. Diliyoruz buradan. Buradan da dileyelim. Arkadaşlarımız gitti ya. Ya Mehmet şu an yatıyor ama karantina ona yani 10.000 daha iyi, 10.000 x karantina oldu ya. Mehmet, her şey senin için bak, burada gezdiklerimizin hepsi. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar, sağ olun.